Beni izleyen herkese merhaba. Beyaz spor ayakkabılarımızın tabanları bu şekilde sararıyor. Birçok yöntem denediğimiz halde maalesef bu tabanları tam anlamıyla beyazlatamıyoruz. Ben bugün bir ürün deneyeceğim. Filo'dan alınmış olan bu ürünü bakalım ne kadar etki edecek. Hep birlikte göreceğiz. Ürünlerden bir tanesi boya, diğeri ise temizleme köpüğü. Boya ile spor ayakkabının tabanlarını boyuyoruz. Temizleme köpüğü ile de yüzeyini temizliyoruz. Şimdi ben sadece boyayı göstermek istiyorum. Boyanın üzerinde süngeri var. Süngerinin sayesinde tabanları güzelce boyayacağız. Ürünü kullanmadan önce birkaç kez çalkalamakta fayda var. Süngerini bu şekilde ayakkabının tabanına bastırarak Kuru bir yer kalmadan boyamaya devam ediyoruz. Kuru bir yer kalmadığından emin olalım. Her tarafı eşit şekilde. Dediğim gibi bununla sadece spor ayakkabının tabanını boyuyoruz. Yüzeyini boyamıyoruz. Yüzeyini de temizleme köpüğüyle temizliyoruz. Temizleme köpüğünü de bulaşık süngerinin yüzeyine biraz püskürterek Spor ayakkabılarının yüzeylerini temizliyoruz. Bulaşık süngerinin yeşil kısmı ile spor ayakkabıyı temizlemiyoruz. Spor ayakkabının üzerinde yeşilimsi bir renk kalacaktır. Ayrıca ayakkabının üzerini tahriş edecektir. Sert bir yapıya sahip olduğu için süngerin sadece sarı kısmını kullanalım. Bu arada ayakkabının tabanını boyamaya devam ediyoruz. Farkı gayet açık bir şekilde görebiliriz. Bazı ayakkabılarda tam anlamıyla beyazlama olmayabilir. Bunu iki kere yaparak beyazlatabiliriz. Birinci boya tamamen kuruduktan sonra üzerinden ikinciyi geçtikten sonra tam olarak beyazladığını fark edebilirsiniz. Spor ayakkabıları kirlendiğinde çamaşır makinesine attığımız takdirde makine ayakkabıları parçalıyor, hırpalıyor, yıpratıyor. Elimizde temizleyelim. Farkı şu şekilde görebilirsiniz. Boyanmış olan ve boyanmamış olan fark gayet ortada. Sararmış spor ayakkabı tabanlarımızı boyayarak beyazlattık. Bu ürün gayet iyi fakat Farklı markalarında aynı şekilde ayakkabı boyaları mevcut. Onlar da aynı etkiyi gösteriyor. Dilediğiniz markayı kullanabilirsiniz.